Benim öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sınıf fen bilimleri birinci ünitemizin özetini hazırladık. Hep birlikte öğrenmeye hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlarım ünitemizde ilk öğreneceğimiz konu resimde de gördüğümüz gibi kayaçlar olacak. Kayaçları anlatacağız. Kayaçların hemen ardından fosilleri göreceğiz. Fosillerden sonra da resimde gördüğümüz gibi dünyanın hareketleri. E, orada da neyi göreceğiz? Dönme ve dolanma hareketini göreceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar. Geçen yıl ne öğrenmiştik? Dünyamızın katmanlarını öğrenmiştik. Resimde de gördüğümüz gibi dünyamızın katmanları bu şekildeydi. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Şu en küçük sapsarı olan bölüm. Ve hemen dışındaki bölüme biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? İç çekirdek ve dış çekirdek diyorduk ve buna biz ne birden ağır küre diyorduk değil mi sevgili arkadaşlarım? Ağır kürenin hemen dışındaki bölüme, şu turuncu olan bölüme ne diyorduk sevgili arkadaşlarım? Ateş küre ya da diğer bir adıyla magma diyorduk değil mi? Eminim hepiniz şu anda hatırlıyorsunuz bunları. Devam edelim. Yeşil bölümü gösteriyor. Yani burası da bizim taş küremiz. Yani yer kabuğu. Dışta olan mavi bölüm hava küre. Ve en son okyanusları, suları gösteren bölümümüzde su küreyi de sevgili arkadaşlar. Evet, biz bunları 3. sınıfta öğrenmiştik. Peki biz ünitemizde neyi göreceğiz? Biz ünitemizde yer kabuğuyla ilgileneceğiz sevgili arkadaşlar. Yani taş küreyle yer kabuğunun yapısını inceleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, dünyamızın katmanlarını bir de bu resimlerden bakalım. Görüyorsunuz iç çekirdek, dış çekirdek, Magma tabakası ve yer kabuğu bizim ilgileneceğimiz bölüm bu bölüm aynısı şu resimden de bakarsak büyük resim şurası iç çekirdek dış çekirdek şurası magma bölümü ve bizim ilgileneceğimiz bölüm şu ince bölüm yani yer kabuğu sevgili arkadaşlarım şuradaki bir yırtığı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar çizgi gibi bu da dünyanın yüzeyine çıkan magma'yı temsil ediyor yani burada bir yanardağ isim geliyor. Haydi o zaman ünitemize başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, yer kabuğunu incelemeye başlarken yer kabuğunun en üst katmanını oluşturan toprak ve kaya parçalarına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Kayaçlar diyoruz sevgili arkadaşlarım. Hemen buraya kayaç yazalım. Evet, yer kabuğunun en üst katmanını oluşturan toprak ve kaya parçalarına kayaç denir. Kayaçlar yağmur, rüzgar ve sıcaklık farkı gibi nedenlerle parçalanırlar. Şimdi yer kabuğunun en üst katmanında ne varmış sevgili arkadaşlar? Toprak ve kaya parçaları ve biz buna kayaç diyormuşuz. Bu kayaçlarımızda yağmur, rüzgar ve sıcaklık farkı yani gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı ne oluyormuş sevgili arkadaşlarım? Parçalanıyormuş. Peki bu kayaçlar parçalandığı zaman ne oluyor acaba bunlara? Haydi bir bakalım ne oluyorlarmış. Evet sevgili arkadaşlarım, kayaçlar parçalandığı zaman küçük parçalara bölünüyor. Bu resimde görüyoruz bir kayaç yani bir dağ da diyebiliriz buna. Kocaman bir parça. Bu kayaç parçası rüzgar, yağmur, sıcaklık farkı daha bir sürü etmenden dolayı parçalanarak daha küçük hale geliyor ve biz bunlara kaya diyoruz. Evet resimde de gördüğümüz gibi bir kaya resmi var. Kaya haline geliyor. Yine aynı etmenlerle yani yağmur, rüzgar, sıcaklık farkından dolayı bu kayamız da parçalanıyor. Tabi bu bir anda olmuyor sevgili arkadaşlar. Yıllarca sürüyor. Belki yüzlerce yıl sürüyor. Ve bu kaya parçalanarak daha küçük bir hale geliyor. Biz daha küçük haline taş diyoruz. Taşlar aynı etmenlerle parçalanarak toprağı oluşturuyor. Ya da buna Kum da diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi taşlara dikkat ettiyseniz her taşın yapısı da farklı rengi de farklı. Her kayaçın yapısında farklı mineraller bulunur. Bundan dolayı kayaçların yapısı ve rengi farklıdır. Yapısı derken bazı kayaçlara bakıyoruz. Çok yumuşak. Yumuşak derken yani böyle elimizle bile ufalayabiliyoruz. Ama bazılarını elimize aldığımız zaman çok sert olduğunu görüyoruz. Yapıdan dolayı bunu kastediyoruz. Rengi de çeşit çeşit renkleri var. Hemen bu alttaki resme bakarsak rengarenk taşlar değil mi sevgili arkadaşlar? Bunun en büyük sebebi taşların içinde bulunan mineraller. Bu minerallerin özelliğine göre taşlarımızda rengini alıyor sevgili arkadaşlarım. Bazı kayaçlar sanayi ve günlük yaşamda kullanıldığından dolayı ekonomik değeri yüksektir. Bazı kayaçları hem sanayide hem de günlük yaşamda kullanıyoruz. Ekonomik değeri olan kayaç, taş ve minerallere maden denir sevgili arkadaşlarım. Maden. Evet neymiş? Ekonomik değeri olan kayaçlara, taş ve minerallere maden denir. Maden olabilmesi için bir kayacın sevgili arkadaşım ne olması gerekiyormuş? Ekonomik değer olması gerekiyor. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Kesinlikle yazılıda çıkacak bir soru sevgili arkadaşlarım. Peki bu madenler neler? Altın, demir, bakır, mermer, bor, kömür, krom, nikel çıkarılan madenlere örnek olarak verilebilir sevgili arkadaşlarım. Tabi bunun dışında daha bir sürü maden var sevgili arkadaşlar. Hepsini saymaya kalksak zamanımız yetmez. Onun için bizim için önemli olan ülkemizde çıkarılabilen madenlerden örnek vermeye çalıştım. İsterseniz hadi ülkemizde çıkarılan madenlere bir bakalım. Hangi madenler çıkıyormuş ülkemizde? Ülkemiz maden bakımından çok zengindir. Evet ilk resmimize bakıyoruz. Bu ilk resmimiz ne sevgili arkadaşlarım? Altın değil mi? Evet altın. Peki biz bu altını nerede kullanıyoruz acaba? Bir düşünün bakalım nerelerde kullanıyoruz? Hiç gördünüz mü acaba altın? Bence hepiniz gördünüz değil mi? Annelerinizin bileklerinde, küpele küpelerinde, yüzüklerinde sarı sarı madenler var. İşte bu sarı madenler sevgili arkadaşlarım altın. Peki altını nerede kullanıyoruz? O zaman bilezik, yüzük, kolye gibi uzun uzun yazmayalım. Ne diyelim? Takılarda takı buna mücevher de diyebiliriz. Mücevher ve süs eşyası yapımında. Süs eşyası yapımında. Peki başka elektrik ve elektronikte. Elektrik ve elektronik. Şimdi düşüneceksiniz. Elektrik ve elektronik yani altının bunlarda ne işi var diye düşünebilirsiniz. Altının bir özelliği var sevgili arkadaşlarım. Çok iyi iletkendir. Yani elektriği çok iyi iletebilir. Bundan dolayı çok e, önemli cihazlarda altından çok az da olsa kullanılıyor sevgili arkadaşlarım. Evet, diğer madenimiz ülkemizde çıkarılan bir maden, bor madeni sevgili arkadaşlarım. Resimde gördüğünüz gibi bu madenin bir özelliği var sevgili arkadaşlarım. Dünyadaki toplam rezervinin yani dünyada var olan bütün borun %72'si ülkemizde bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün. 100 kilo bor varsa dünyada tabi bundan çok fazla ama biz örnek olsun diye söylüyorum. 100 kilo bor varsa bunun 72 kilogramı ülkemizde. Geriye kalan 28 kilogramı dünyanın farklı yerlerinde. Onun için bu maden Bizim için çok önemli. Evet peki boru nerede kullanıyoruz? Boru ilaç ve gübrede kullanıyoruz. Gübre sanayisinde. Havacılıkta kullanıyoruz. Havacılık sanayisinde. Cam sanayisinde kullanıyoruz. Cam sanayi diyelim. Başka inşaat sektöründe Ve bunun gibi birçok alanda bor madenini kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Diğer madenimiz mermer. Mermeri de sevgili arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz değil mi? Mutfak tezgahlarınız var. İşte onlar mermer sevgili arkadaşlar. Peki mermeri nerelerde kullanıyoruz? Heykel yapımında kalemle yazalım. Heykel yapımında bunun gibi heykel gibi diyelim. Süs eşyalarında küçük küçük biblolar var. Onların yapımında biz buna genel olarak süs eşyası diyelim. Mutfak tezgahlarında mutfak tezgahları diyelim. Mezar taşlarında değil mi sevgili arkadaşlar? Mezar taşlarını da mermerden yaptırıyoruz. Mezar taşı diyelim. Evet, buralarda mermerden yararlanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Diğer bir madenimiz linyit sevgili arkadaşlar. Peki linyiti nerede kullanıyoruz? Linyiti sanayide kullanıyoruz. Elektrik enerjisi üretiminde kullanıyoruz. Ev ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanıyoruz. Yani sobalarda kaloriferlerde yakarak ısınma amaçlı kullanıyoruz. O zaman buraya ne yazalım? Elektrik üretiminde diyelim. Elektrik enerjisi, enerji üretimi diyelim elektrik enerji üretiminde kullanıyoruz. Bunun dışında ev ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanıyoruz. Şöyle diyelim ısınma amaçlı kullanıyoruz. Isınma şöyle sobalarda diyelim. Soba, kalorifer diyelim. Diğer madenimiz demir. Demir madeni. Demiri hepiniz görmüşsünüzdür sevgili arkadaşlar. Sınıfınızdaki sıraların ayakları metal ayaklar bunların hepsi demirden. Mutfakta kullandığımız çatal, kaşık, tencere, mutfak eşyaları demirden. İnşaat sektöründe çimentonun e, döküldüğü yerde hep kalıplar var. O kalıpların içinde demirler var. Köprü ve tren raylarının yapımında ve daha bunun gibi birçok alanda demiri kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Biz kısaca birkaç tanesini yapalım. Ne diyelim? Mutfak eşyalarında diyelim. Mutfak eşyaları. İnşaat sektörü diyelim ya da inşaat yazalım kısaca. ...inşaatlarda... Köprü yapımında kullanılır diyelim. Tabi sadece bu kadar mı? Hayır tabii ki. Daha birçok alanda Demiri kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Haydi diğer madenlerimize bakalım. Ülkemizde çıkarılan yine önemli bir maden sevgili arkadaşlarım. Bu madenimizin adı da taş kömürü. Bunu hepiniz kömür olarak duymuşsunuzdur. Taş kömürüyle kömür aynı anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Taş kömürünün nerelerde kullanıyoruz peki? Şimdi linyit taş kömürü birbirine... Çok benziyor sevgili arkadaşlar ama taş kömürü linyite göre daha yüksek ısı enerjisi veriyor. Bundan dolayı taş kömürünü daha çok demir çelik fabrikalarında kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında da elektrik üretiminde yine e, linyit gibi taş kömürünü de kullanıyoruz. O zaman ne diyelim buna Isı enerjisinden dolayı demir çelik fabrikalarında diyelim. Demir çelik fabrikalarında. Ve linit gibi elektrik üretiminde. Tabi sevgili arkadaşlarım bunu yine linit gibi evde sobalarda da ısınma amaçlı kullanıyoruz. Onu da şuraya yazalım. Sobalarda da kullanıyoruz. Yani burayı da sobalarda diyelim. ısınma amaçlı. Sobalarda ve kaloriferlerde. Evet. Diğer bir madenimiz bakır. Bakırı nerelerde kullanıyoruz? Bakırı süs eşyalarında evde kahve yaparken kullandığımız cezveler var. O cezvelerde tencere, tepsi gibi ev eşyalarında kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Tabi bu kadar mı? Değil. Bakır da çok iyi bir iletken sevgili arkadaşlar. Altın kadar iyi bir iletken değil ama e, o da çok iyi bir iletken ve ucuz olmasından dolayı altından daha ucuz olmasından dolayı bakırı daha fazla kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı elektrikli cihazlarda ve elektrik kablolarında bakır kullanılıyor sevgili arkadaşlarım. O zaman burayı ne diyelim? Süs eşyaları diyelim. Süs eşyaları mutfak eşyaları diyelim. Bunun içinde ne var sevgili arkadaşlar? cezve var, tencere, tepsi, bunun gibi mutfak eşyaları ve iletken olduğundan dolayı elektrik aletlerde elektrikli aletler ve elektrik kablolarında ne yapıyoruz? Bakırı bu alanlarda kullanıyoruz. Bakırdan yararlanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Diğer bir madenimiz gümüş. Bu da ekonomik değeri yüksek madenlerden bir tanesi sevgili arkadaşlarım. Peki gümüşü nerelerde kullanıyoruz? Bunu da altın gibi, altında olduğu gibi bilezik, yüzük, kolye gibi mücevher ve süs eşyası yapımında kullanıyoruz. Ayna yapımında da gümüş kullanılıyor ve Diş dolgusunda da ne yapıyoruz? Gümüşü kullanıyoruz. O zaman ne diyelim? E, takılarda diyelim. Kısa yazalım. Takılarda onun dışında ayna yapımında ve diş dolgusunda diyelim. Evet, diş dolgusunda da neyi kullanıyormuş sevgili arkadaşlar? Gümüşü kullanıyoruz. Diğer bir madenimiz cıva. Civanın bir özelliği var sevgili arkadaşlarım. Tek sıvı maden civadır. Yani diğerlerinin hepsi katı madenlerdir. Ama civa sıvı bir madendir sevgili arkadaşlar. Peki civayı nerede kullanıyoruz? Uyumculukta, tarımda, ilaç ve boya sanayisinde ve termometre yapımında civayı kullanıyoruz. O zaman hemen yazalım. Uyumculukta diyelim. tarımda lac ve boya yapımında ve son olarak da nerede kullanıyoruz sevgili arkadaşlar? Termometrelerde cıvayı kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım kayaçlar konusunu bitirdik. Şimdi geldik fosillere. Fosiller nedir? Ne değildir? Bir bakalım. Fosiller geçmişte yaşamış canlılara ait iz ve kalıntılara denir sevgili arkadaşlarım. Yani geçmişte yaşayacak ve onlardan iz ve kalıntı kalacak. Biz buna ne diyormuşuz? Fosil diyormuşuz sevgili arkadaşlarım. Hemen şurada birkaç tane fosil örneğimiz var. Görüyorsunuz burada bir dinozor gibi farklı bir kemikleri olan canlıya ait bir kalıntı var. Hemen yandaki resimde bir ağaç reçinesinin içine hapsolmuş sinekler ve böcekler var. Bir kayanın içine sıkışmış sanki preslenmiş gibi bir balık kalıntısı var. Ve son resmimizde de bir dinozor iskeleti var sevgili arkadaşlarım. Biz bunların hepsine ne diyoruz? Fosil diyoruz. Çünkü bu canlıların hepsi geçmişte yaşamış ve bu canlılara ait bir iz kalıntı kalmış. Ve bunlara biz fosil diyoruz sevgili arkadaşlarım. Peki bu fosiller nasıl oluşuyor? Her gördüğümüz kemiğe biz fosil mi diyeceğiz acaba? Haydi bakalım. Canlılar öldükten sonra yumuşak kısımları çürür. Yani eti, derisi, tüyü bunlar çürür. Geriye kalan sert olan kemik kısımları toprak altında kalır. O zaman ilk şartımız neymiş? Toprak altında kalacak. Hava teması ile kesilen bu kalıntılar zamanla sıkışarak sertleşir ve fosilleri oluşturur. Şimdi eskiden yaşamış canlılar toprak altında kaldı. Hava ile teması kesildi. Bunun kesinlikle olması lazım. Hava ile temas ederse çürüyorlar olmuyor. Onun için hava ile teması kesilecek. Ve bu kalıntılar zamanla sıkışacak ve sertleşecek. Biz de buna ne diyeceğiz sevgili arkadaşlarım? Fosil diyeceğiz. Yani fosiller bu şekilde oluşuyormuş sevgili arkadaşlarım. Peki biz bu fosilleri nerelerde bulabiliriz? Fosillere kayaçlar, ağaç reçineleri, deniz dipleri ve buzullarda rastlanabiliyor sevgili arkadaşlarım. Peki bu, biz bu fosilleri bulduk. Peki bu fosiller bizim ne işimize yarayacak? Hadi gelin onu da öğrenelim. Biz bu fosilleri bularak ve inceleyerek o bulduğumuz fosilin yani canlının Yaşadığı bölge ve iklimi, vücut yapısını, beslenme şeklini ve yaşadığı dönem gibi konularda bilgi sahibi olabiliyormuşuz. Neymiş? Canlının yaşadığı bölge ve iklim, canlının vücut yapısı, canlının beslenme şekli, canlının yaşadığı dönem gibi konularda bilgi sahibi olabiliyoruz. Evet, burada bir resmimiz var. Burada fosil oluşumunu anlatmış bize sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım bu fosil oluşumuna. Bakıyorsunuz burada bir dinozor ölmüş. Nerede ölmüş sevgili arkadaşlar? Bir suyun kenarında ölmüş. Öldükten sonra suyun içinde kalmış. Suyun içinde kaldıktan sonra suyun altında kalmış fosilimiz. Daha sonra suyun baskısından dolayı toprağın altına gömülmüş yavaş yavaş. Sonra sular çekilmiş. Görüyorsunuz katman katman olmuş artık. Yüzyıllar belki binlerce yıl geçmiş. Ve toprakla kapanmış. Daha sonra bu katmanlar insanların etkisi, rüzgar ya da farklı olaylardan dolayı görüyorsunuz şurayı aşındırmış. Burada bir yol yapmış mesela insanlar. Şurayı görüyorsunuz burada bir yol yapılmış. İnsanların işte farklı etmenlerin, rüzgarın, su akıntılarının etkisiyle bu toprak bakın buradaki gibi değil artık burası şöyle aşınmış ve yavaş yavaş bakın toprakla arasında kadar mesafe kalmış fosilin. Daha sonraki yıllarda bir yerden şu uçtan fosilimizin bir ucunu tespit ediyorlar ve tespit ettikten sonra kazı çalışmaları başlıyor ve fosilimizi bulmuş oluyorlar sevgili arkadaşlarım. Şimdi biraz önce dedik ki fosilleri buluyorlar dedik. Peki bu fosilleri kimler buluyor? İşte bu kazıyı yapan insanlar buluyor. Peki bakalım bu fosillerle kim ilgileniyor? Fosilleri inceleyen ve bu sayede geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinmemizi sağlayan bilim dalına paleontoloji. Pale deniyor sevgili arkadaşlarım. Yani fosilleri inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz sevgili arkadaşlar? Paleontoloji. Fosilleri inceleyen ve bu sayede geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinmemizi sağlayan bilim dalına paleontoloji denir. Peki bunu yapan yani paleontoloji işini yapan kişilere ne denir? Paleontoloji bilimi ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ise paleontolog denir sevgili arkadaşlarım. Paleontolog. Evet burada görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buraya bir resim koydum. Kemikleri görüyorsunuz. Kazı yapmışlar. Bu insanların hepsi de birer paleontolog. Ve bu kemikleri kazılar yaparak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Tabi bu kazıları sevgili arkadaşlarım kazma kürekle yapmıyorlar. Sakın öyle düşünmeyin. Hemen yan resme bakın burada bir paleontolog var. Elinde bir fırça var gördünüz mü? O fırçayla Bunları böyle süpürerek ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yani çok uzun bir süreç ve çok uğraşarak yapıyorlar bilim insanlarımız paleontologlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Fosilleri de inceledik. Şimdi gelelim dünyanın hareketlerine, dönme ve dolanma. Haydi devam edelim. Dünyamızın hareketleri. Dünyanın kendi etrafında gerçekleştirdiği harekete dönme hareketi dünyanın güneş etrafında gerçekleştirdiği harekete dolanma hareketi denir sevgili arkadaşlarım. Evet hemen resme bakalım. Burada güneşimiz var. Burada dünyamız ve ay var. Şimdi dönme hareketini dünya gördüğünüz gibi burada kendi etrafında yapıyor. Yani olduğu yerde kendi kendine dönüyor sevgili arkadaşlar. Biz buna dönme hareketi diyoruz. Dolanma hareketi ise dünyanın Güneş'in etrafında dolanmasına diyoruz. Bu hareketin adı da dolanma hareketi sevgili arkadaşlar. Dünyamız kendi etrafındaki dönme hareketini 24 saatte tamamlar. Bunun sonucunda gece ve gündüz oluşur. Evet, dünyamız burada resmi görüyoruz. Dünyamız bu şekilde dönüyor sevgili arkadaşlarım. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Ve bunun sonucunda da ne oluyor sevgili arkadaşlar? Gece ve gündüz oluşuyor. Tıpkı burada, şurada güneşimizin olduğunu düşünün. Bu taraf gündüzken bu taraf gece. Ama dünyamız döndükçe ne oluyor sevgili arkadaşlar? Gece ve gündüz yer değiştiriyor. Yavaş yavaş gece gündüze, gündüz geceye dönüşüyor ve bunu 24 saatte tamamlıyor bir hareketini dünyamız. Yani Dünya kendi etrafındaki dönme hareketini bir günde yani 24 saatte tamamlıyor. Bunun sonucunda da gece ve gündüz oluşuyor. Diğer hareketimiz dolanma hareketi. Dünyamız güneş etrafında dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Yani tam bir yılda tamamlar. Ve bunun sonucunda da ne oluşur sevgili arkadaşlarım? Mevsimler oluşur. Şimdi güneşimiz burada. Dünya Güneş'in etrafında ne yapıyor? Dönüyor sevgili arkadaşlar. Tam buradan başladığını düşünün. Buradan çıkıyor. Dolanıyor Güneş'in etrafında ve yine aynı noktaya gelmesi tam 365 gün 6 saat sürüyor. Yani 1 yıl. Ve bunun sonucunda da ne oluşuyor sevgili arkadaşlarım? Mevsimler oluşuyor. Evet sevgili arkadaşlarım, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz, içeriğimiz sizin için yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olarak, beğeni atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.